Alevilerin yaşadığı katliamlar göz önündeyken ve bunların en dirilerinden bir tanesi de üzerinden 30 yıl geçmiş ama devam eden bir Madımak katliamı var ortada. Biz 30 yıldır zaten adaleti bulamamışız. Ve bu sene zaman aşımı tehlikesiyle de karşı karşıya bu davamız. Ben Madımak'ı bu anlamıyla davasının devam etmesini önemli buluyorum. Biz tabii ki hiçbir devletin oturup da kendi kendine ben sizi katlettim özür dilerim demesini bekleyemeyiz. Böyle bir şey dünya tarihinde yok. Ama dünya tarihinde o zulme uğrayan toplumların, katliama uğrayan toplumların baskılarıyla, mücadeleleriyle özür dilemiş devletler örneği de var. Bu tarz katliamları yaşamışız. Çorum'da bir kere yakılmışız. Maraş'ta karnımızı yarmışlar. Sivas'ta yakılmışız, katledilmişiz. Ya bu toplumun üzerine bir baskı, bir sindirme politikası uygulanmış. Şimdi biz tabii ki Alevi toplum olarak her zaman bilimden, hukuktan, evrensel hukuktan yana olduk her zaman. Bu şekilde de bir adalet arayışı içerisindeyiz. Tabii şimdi bu yaşanan süreçte de Ankara'daki olayda bir çocuğa bile söyleseniz, çocuk bile der ki ya aynı anda Ankara'nın farklı farklı noktalarında dört tane yere bir kişi bunu yapamaz. Hani bu akıl alır bir şey değil. Bunu söyleyebilir. Bu sadece Ankara için de geçerli değil. Biz Antalya'da da böyle bir şey yaşadık mesela. Hep şu karşımıza çıkan tablo, meczup. Akli dengesi yerinde değil. Ya akli dengesi yerinde olmayan bir insan gidip bir Alevi'nin evine ya da mekanına kırmızı bir boyayla çarpı işareti koymayı nasıl akıl edebilir? Hani meczuptu, hani akli dengesi yerinde değildi. Nasıl düşündü bunu? Nasıl yaptı? Ya mutlaka bunun arkasında birisi var ve bunu 3 yaşındaki çocuğa da söyleseniz çocuk da aynı cevabı verir size. Bunları bildiğimiz halde bu kadar çözümsüz kalabiliyorsak bu devletin çok ciddi ayıbı. Müdahale ediliyor. Hukuka müdahale ediliyor. Adalete müdahale ediliyor. Bakın diyoruz ki bir savcı 12 yıl istedi diyoruz ama bir başkası tahliye ediyor. Biz şimdi bir üst mahkemeye gidiyoruz. Bakın biz bütün mahkeme yollarını denedik. Bütün kanalları denedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bize birçok hakkımızı verdi ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti, devleti dedi ki tanımıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımıyorum dedi. Şimdi orada da bir yaptırım olacağı için bu son süreçte yaşadığımız bu Kültür Bakanlığı, işte torba yasa vesaire gibi şeyler de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların bir ürünü. Yani siz bunu hak ettiniz ama ben size sizin istediğiniz gibi yine vermeyeceğim. Yine sizi uğraştıracağım. Yine benim istediğim gibi olacak. Her şey mesajıdır bu aslında. Bununla kitlesel mücadele etmeliyiz evet ama insanları sokaklara dökmek, bu anlamda bir mücadele vermek belki evet çok elzem, önemli. Ama bunun da sorumluluğunu almak kurumlar açısından ya da işte bu kurumların işte yöneticileri açısından da kolay bir iş değil. Her sene Sivas'a gittiğimizde yüreğimiz ağzımızda yürüyoruz. Her sene Maraş'a gittiğimizde yüreğimiz ağzımızda yürüyoruz orada. Çorum'da hakeza öyle. Başımıza ne gelecek, her an başımıza ne gelebileceğini bilemiyoruz. Ankara'da yaşanan o gar katliamı, işte Suruç katliamı bunlar ortada. Her an her dakika bir bomba mı patlar, işte bir canımız hedef mi alınır? Ya bu memlekette Cemevi'nin bahçesinde Hakkı Yürüme Erkanı'na gelen bir canımız başından vuruldu, polis kurşunuyla öldürüldü. Yani biz mabedimizin içerisinde bile güvende değiliz ki. Değil mi? Bu sadece Cemev için söylemiyorum. Bu cami için de geçerli, bu sinagog için de geçerli, bu bütün kutsal mekanlar için geçerli. Her inancın kendine özel bir kutsal mekanı var. Hepsine saygı duyuyoruz. Şimdi bir caminin içerisinde bir insanın katledilmesi kabul edilebilir bir şey mi? Orası değil midir en insanın saf, en yalın bulunduğu, en güvende olduğu, en manevi alanı orası değil midir? Bugün bu memlekette bir cemevinin, bir ibadethanenin içerisinde bir insan öldürüldü. Polis kurşunuyla öldürüldü. Bunları yaşayan bir toplumun, bu kadar adalete susamış bir toplumun hala daha bakın hiçbir şekilde isyan etmeyip yine de haktan, hukuktan, adaletten ayrılmayacağım demesi bence birilerine ders olmalı diye düşünüyorum. İlla bu düzen değişecek. İlla değişecek. Yani bunun için illa bir mücadele veriyoruz. Ne yapabiliriz? Baskıları arttırabiliriz. Mesela Sivas adına söyleyebilirim bunu. Sivas katliamının biliyorsunuz ki davası 14 Eylül'de. 14 Eylül'de o mahkeme salonuna binlerce insan yığılalım. Buradayız diyelim ya. 33 tane insanı katlettiniz. Kardeşim bunu zaman aşımına uğratamazsınız. Bunu yapamazsınız. Siz 33 insanı yaktınız ama 33 milyon insanın ocağına ateş düşürdünüz. Bunu söylememiz lazım. Bununla yüzleşmelerini sağlamamız lazım.
dediğim gibi adaletten hiçbir zaman şaşmayacağız. Hiçbir zaman bir ideoloji, eğer bir, şimdi Alevi inancında şu vardır. Alevi inancında insanın yaşamı kutsaldır. Yaşam kutsaldır. Doğa için de böyledir, insan için de böyledir, hayvan için de böyledir. Biz yaşamın kutsallığını savunurken kalkıp diğer taraftan başka bir şey tabii ki yapmayacağız. Bu bir kere bizim inancımıza ters. Ama kitleler halinde bu mücadeleyi büyütmek adına o mahkeme salonlarına gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Mitingler yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bu Ankara'daki davada da bu sonucu değiştirebilecek gücümüz olduğuna inanıyorum. Bir bakalım. Bir üst mahkemeye taşıyalım. Oradan ne gelecek, ne olacak? Ama bunların önüne geçmek için, bu baskıları püskürtebilmek için tabii ki tüm kurumlarımız bir aradayız, hep birlikteyiz ve bu mücadeleyi birlikte büyüteceğiz.